Hepinize merhaba bakayım. Nasılsınız bakayım, iyi misiniz bakayım? Bugün günlerden pazartesi. Dün Beşiktaş lider oldu. Takımım, sevgili takımım lider oldu bakayım. Yeni bir tıraş yayınından hepinize merhaba bakayım. Tıraş yapıyoruz bakayım. Dur bakayım. XD diyor Mert. Selam bakayım hepinize. Nasılsınız bakayım? Neler yapıyorsunuz? Anlatın bakayım. Arkadaş, hormonlarım mı hızlı çalışıyordur nedir çözemedim ya. Vallahi manyak manyak bir şeyler. Nasılsınız bakayım? Anlatın bakalım. İki gündür biliyorsunuz yayın yapmıyordum. Ondan sonra cima dur bakayım bir. Vallahi iki gündür yayın yapmıyordum yani. Yayın yapmayı özlemişim kodumun yerinde. Neler yapıyorsunuz? Cep telefonumun da az pili kaldı. Ne? Abi üç gündür bankayı çökerttiler. 50 saattir uyuyamıyorum diyor. Ne bankasını çökerttiler ya? Allah Allah. O ne ya? Allah Allah. Helo diyor. Çökertirler vallahi. Ne olacak? Düzelir. Her şey yoluna gider. Hayatta her şey bok yoluna da gider. Yoluna da girer. Bunlar ufak tefek gereksiz şeyler Mert. Ne olacak yani? Bankanın serverı saldırıya uğramış da sen işinden mi olacaksın? Siktir et, uğrasın. Düzeltirler. Yarın öbür günde sen yeteneklerini geliştirirsin, sen saldırırsın koduklarımına. Bulursun bu koduklarımını. Mert bir şey soracağım. Bu koduklarımını anonymous, manonymous, babanonymous bunları bulduktan sonra bunları bulamıyorlar mı? Kimdir bunlar? Bunu yapanları bulamıyorlar mı hiç? Ha? Nedir durum? Bulamıyorlar mı? Bu kısa bir yayın olacak. Birazdan şey yapacağım. Bulamazlar. Ha, onlar sizi buluyor. Siz onları bulamıyor musunuz? Tor kaynaklarıyla saldırıyorlar. Tor'u yapan şirket bulamıyor mu? Tor'u yapan kendi firması Tor. Ne kim bunlar? Allah mı bunlar? Anlamadım ki ben yani. Ne ayak bunlar ya? Kodumun bilgisayar programcıları. Amına. Nedir yani? Bulamıyorlar mı? Dediğimiz şey sunucular dakika başı bilmem ne değiştiriyor. Yapamıyorlar mı yani? Mümkünatı yok mu yani? Ey Allah'ım. Koskoca devletler yani bir yakalayamadılar mı bu kadar insanı? Kaç kişi lan bunlar? Ama şöyle bir şey var. Siber suçlar falan hemen müdahale ediyor. Bir sorun olmuyor yani öyle. Büyük sorunlar yok. İşte sizin gibi özel sektörde çalışan insanların işleri biraz aksıyor. İşte 50 saat, 100 saat, 500 saat neyse. Ama geneline baktığın zaman pek bir bok da yapamıyorlar yani. Benim gözlemlediğim o şu ana kadar. Hani mesela hani öyle bir saldırı yaparlar ki bildiğin Skynet anasını satayım, Terminator. Değil mi böyle Skynet gibi böyle Terminator'daki gibi bir saldırı yapacaklar bütün gezegende böyle falan hani öyle bir şey yani. Hani öyle bir şey yapamıyorlar. Yani. Yaparlar vallahi. İşte o kadar yaparlar. 5000'lik yaparlar mesela. Milyarlık yapamıyorlar değil mi? Öyle bir güçleri yok. Ne yapıyorlar? İşte arada böyle bir tane ülkede gestiriyorlar gözlerine. Hadi diyorlar şimdi bu ay bu ülkeye saldırak. Ne yapıyorlar? İşte birkaç saat böyle bir şeyler oluyor. Birkaç saat o da. Birkaç saat sonra her şey yoluna gidiyor. Yani. Aynen. Hani ortada şey diyecek bir durum yok benim gördüğüm kadarıyla. Lan kaçın anonymous geliyor falan diyecek bir durum yok sonuçta. 10 milyon dolar mı? Lan 10 milyon doları ben yaptırayım lan 10 milyon dolara. 10 milyon dolar ne mi lan? 10 milyon dolarmış. Yalnız o değil de, ay bu ne lan? Yalnız ben bu jileti çok sevdim ha. Şu jilete bayıldım kardeşim. Bikin en ucuz 5 liralık jileti kardeşim. Bak bunu kullanmıyorum bak. Bak bu 10 lira mı ne? Gidiyorum bunu kullanıyorum vallahi. Bu takar yani her türlü takar. Tek jilet ya tek jilet. En kralı bu. Tek jilet. Sonunda bıraktılar bizi zaten. Tabii bırakırlar tabii ne yapacak? The Walking Dead sezon 2 başlayacak mı? Evet bu akşam başlayacağız.
The Walking Dead sezon 2'ye başlayacağız bu akşam. Dün akşam biliyorsunuz şey yaptım. Sezon 2'yi indirdim. Türk şemasını indirdim. Her şey hazır. Sezon 1'i bitirdik 2 gece önce. Şimdi şeye başlıyoruz. 2. sezon bu akşam 21'de. Başlıyoruz unutmayın. Saat tam 21'de başlıyoruz kodumun şeyine, oyununa. Oh analitik. Ondan sonra Cima. İşte durumlar böyle. Şimdi bu birazcık böyle kısa bir yayın olacak. Ben size şimdi birazdan uzun bir yayın açacağım. Analitik yayın açtıktan sonra kodumun yerinde. Kısa yayın açtıktan sonra. Yine ağzıma kaçtı ya. Ondan sonra Cima. Uzun yayını açtıktan sonra bol bol muhabbet sohbet edeceğiz. Anlaşıldı mı? Kime diyor? Dur bakayım. Şuradan bir tane tuvalet kağıdı alayım da tuvalet kağıdıyla sileyim. Böyle kalkıp da şeyi sevmiyorum. Şimdi bir de telefon düşer. Heh, şuna dokundum diye. Abi bilmem ne diyor. Spoiler yiyorsun. Oyunu gözünle izle. Hiçbir şey anlamıyorsun hikayeden. Ne anlamayayım hikayeden? Ne var lan işte adamlar zombilerden kaçıyor. Tamam. Tek başıma oynasaydım yapardım yani. Neyse geliyorum birazdan. Bayağı bir yayın yapacağız bugün. Anlaşıldı mı? Güveniyorum. Bugün bayağı yayın yapmayı düşünüyorum yani. Aranıza geleceğim bugün yayınları yaparken. Bol Twitch ve yayınları yapacağım sizlerle birlikte. Anlaşıldı mı? Küme diyorum oğlum. Bugün bayağı bir yayın yapacağım yani. Twitch yayını yapacağım. Bu nasıl yayın da tutacağım. Ondan sonra hay kodumu. Ha bu arada benim xp.com/osasi82 isimli porno sitesinde hesabım var biliyorsunuz. Bu porno sitesindeki hesabımla bazen size yayın yapıyorum. Fakat Twitch'te çok bunu dillendirmek istememin sebebi dün adaşım Oğuz arkadaşımız bana Twitch'te dedi ki işte oradan yayın yap bilmem ne falan filan. Bunu çok fazla Twitch'te dillendirmek istemememin sebebi Twitch partneri olmam artık resmen biliyorsunuz. Bir aydır Twitch'in partneriyim ben de. Dolayısıyla Twitch eğer bu partnerliği benden bir kere alırsa zannediyorum bir daha ömrüm boyunca bir daha alamayacağım geriye. Çünkü şu tipi unutacaklarını zannetmiyorum yani. Durumlar bunlar. O yüzden riske atmamak için şey yapmıyorum. Telefon şakası yapsana. Abicim bende öyle şeyler yok. Ben size defalarca söyledim. Telefon şakası falan öyle şeyler yok. Bende ne var? Bende bilim var, kültür var. Biraz sinema var. Oyun var. Muhabbet, sohbet var. Arada bir mallıklar var. Hayata dair şeyler var. Sizden gelenler var. Sizin dertlerinizle ilgilenmek var. Muhabbet var, sohbet var. Osuruk. Böyle böyle şeyler var. Yani bende böyle şeyler var. Yani kalkıp da ben elime cep telefonunu alıp orada adam hayattan soğumuştur. İşinden gücünden olmuştur. Psikolojik sorunları vardır. Ailesiyle dertlidir, tasalıdır. Borç batağına girmiştir. Mafya peşindedir. Bilmem nedir. Kalkıp size burada milletle, vatandaşla taşak geçemem. Bende öyle bir şey yok. Öyle bir mide yok yani. Ben o kadar öyle değilim yani. Takipçilerim bilir. Ondan sonra Cima. İşte. Memenizi falan iyi ya. İşte mememi falan açarım arada bir. Koltuktan, sandalyeden, masadan uçarım falan. İşte benim muhabbetim bu yani. Daha ne yapalım? Ondan sonra yani zaten böyle olmak gerekiyor bence. Kalkıp da yani helalim şimdi orada şeyle hani uğraşmanın alemi yok yani. Hani nedir yani? Neyin peşindeyiz amına? Ay olmadı lan. Hani kodumun yerinde neyin peşindeyiz? Anlamıyorum ki. Nedir yani? Şimdi takılıyorduk ne güzel. Takıldıktan sonra işte niye böyle oluyor? Nalta bayım.
Allah işte arıyor. Anladınız mı? Kime diyorum oğlum? Ha kime diyorum? Bakın kime söylüyorum oğlum ben? İşte bizde böyle şeyler var. Arada bir absürt absürt hareketler var. Şöyle mesela. Çıkın lan. Hemen zek koyayım. Falan diye böyle aptal aptal. Sonra işte böyle küp kaşımak var mesela. Oh yeah. Oh yeah. Falan diye. Dur şey nerede lan benim? Şuna biraz süreyim yüzüme. Götüme falan bakmayın ha. Bakın adına bakın bakın ha. Ondan sonra göt falan göstermek var. Ondan sonra canım sıkıldı mı dayarım böyle hoy ye hop diye. Bizde böyle bir ortam, böyle bir şekil şemal var yani. Şekil şemal böyle bizde. Daha daha ne yapıyorsunuz bakayım? Daha daha ne yapıyorsunuz? Kime soruyorum? Daha daha ne yapıyorsunuz bakayım? He? Kime soruyorum oğlum? He, kime soruyorum? Kime soruyorum? Söyleyin bakayım. Daha daha ne yapıyorsunuz? Sana bakıyoruz diyor. İyi bakın bakayım. Teyzeye atlıyor mu reis diyor. Yanımda 95 yaşında teyze var. Kodumun yerinde. Zannettim ki her yerde böyle çıtır 1+1'lerde oturan kızlarımızlar olacak falan zannettim. Kodumun yerinde 32 numarada bir tane 95 yaşında teyze var. Geçen gün gitmiş bana tatlı getirmiş. Şimdi arkadaş ben de karşılık veremiyorum. Ben şimdi yani şeker meker durumları bilmem ne zaten yiyemedim de tatlıyı. Şimdi ben bu kadına ne vereyim? Kalktı bir de şey dedi hiç hayatımda görmedim böyle bir şey. Alama dedi tabağını dedi boşalt dedi tabağını bana geri ver dedi. Herhalde dedim ki bu kadın anladı durumu galiba ben buna bir bok yapamayacağım. Ne yapayım şimdi köfte mi götüreyim kadın? Ondan sonra işte böyle karı sana demedim yanlış ne diyor anlamadım ha Osman'la konuşuyorlar. İşte böyle diyor. Esra merhaba. Memnun musun evden? Çok memnunum. Neden Esra? Niye Esra? Çok memnunum valla. Çok memnunum evden. Ne olsun valla. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Şu ana kadar her şey güzel. Olanaklarından falan memnun kaldım. Güvenliğinden memnun kaldım. Kapalı havuzundan memnun kaldım. Açık havuzları güzel. Spor salonu güzel. Buhar odası güzel. Etraf güzel, temiz. Teknik desteği güzel. Sonracığıma. Ne bileyim güzel yani. Hoşuma gitti. Abi sizin istediğim diyor. Ha, öyle mi? Sen de mi buradasın? Burada vallahi 30 bin kişiye yakın insan yaşıyormuş. Tabii yani kendince böyle büyük bir şey bu. Büyük büyük bir tabii ki bir ne derler bir mahalle gibi mahalle gibi bir şey yani. Yani durumlar bunlar. Banladım seni. Dayama döşeme güzel, mitler güzel. Şeyi anlamıyorum abi. Bir insanı sevmezseniz o insanın yayında niye durursunuz ki? Ben mesela hayatımda yapmadım bunu. Şimdi ben sevmediğim insanlar var mesela. Türkiye'de de var, YouTube'da da var, Twitch'te de var, Yunal'da da var. Yurt dışında da çok fazla insan var. Sevmediğim insanlar mesela. Hiçbir zaman onların videolarını, onların ne bileyim böyle yayınlarına falan gidip de uzatmadım yani. Öyle değil mi yani? Siz de öyle yapmaz mısınız? Hani uzatmanın ne alemi var yani? Hani beğenmiyorsan hala kalkıp hani laf olsun diye zaten. Ha. Ne diyor? Saunada buluşalım mı abi? Buluşalım vallahi saunada. Saunada buluşalım. Oradan buhar şeyine gidelim. Oradan hamama gidelim. Terleyelim birlikte. Ben bir kere saunada sevişiyordum. Otelde. Antalya'da bir otelde. Saunanın kapısı kilitlendi. Çırılçıplak. İçeride kaldım adamla. Pardon şeyde kadınla. Ondan sonra cima geldiler falan böyle don taşak dışarıda bayağı böyle bir utanmıştım yani. Ne diyor? Şansa bak kilo diyor. Vay be. Zayıflamışsın diyor. Yok vallahi zayıflamadım. Ne zayıflayacağım? Yılbaşı geliyor. Dün akşam Beşiktaş güzel koy, şey yaptı yani koydu anasını satayım. Ondan sonra
Mutlu oldum vallahi. Bir Beşiktaşçı olarak sevindim. Hakikaten 41 gol, 41 puan, 41 kere maşallah. Mutlu Noeller diyor. Sana da Ospiretta. Mutlu Noeller hepinize. Biz bize bir iyilik yap da oyunları seviyoruz yeniden aç. Veretler yüzünden gitti güzelim grup. Osman yine gidecek. Yine gidecek. Emin ol. Aynı veretler hala. Adamlar pusuda yani. Bekliyorlar yani. Yine gidecek merak etme. Yine gidecekler, gelecekler başka bir gruptan aramıza sızıp. Ya da pardon, bizim adımıza başka bir sevdikleri bir gruba kalkıp küfür edecekler. Sonra oradan adam toplayıp yine bize saldıracaklar. Biz böyle uğraşıp duracağız. Anladın mı? Yaptıkları buydu zaten. Aynen böyle yaptılar zaten. O NDGN denilen Enes'in grubundaki insanlar bizdenmiş gibi davranıp Enes'in grubuna saldırdılar. Biz orada oyunları seviyoruz olarak saldırdık diye görüldü. Ama hani çok komik bir şekilde böyle bir boktan bir durum yani. Yine yapılacak bunlar emin ol. O yüzden yok. Bu ülkede yok. Oyunları seviyoruz adı artık lekelenmiştir, kirletilmiştir. Kıskançlık yüzünden, bilmem ne yüzünden. Baktılar yine biz yükseliyoruz falan. Dolayısıyla bizi engellemek için bir şey yapmaları gerekiyordu. Bir baktılar biz bir ayda tekrar 20 bin, 30 bin gidiyoruz böyle. Dolayısıyla durumlar bunlar. Havuza atlasana. Ben öyle dedim zaten Ospiret'te. Ben bunu 3 yıldır söyledim, 4 yıldır söyledim. Anlamıyorlar ki insanlar. Bak ben onu söylememe rağmen benim YouTube kanalıma saldırdılar. YouTube kanalımla, Oğuz Sasi ile oyunları seviyorsun. Ne ilgisi var? İşte bunun farkını anlamadıkları için bu eninde sonunda benim bana girdi yani. Hani ben bir iyilik yapmaya çalıştım bu ülkedeki herkes için. Maalesef ülke beni sikti yani. Hani durum bu. Yani. Demek ki bu ülkede kimse için bir şey yapmayacaksın kardeşim. Bundan sonra tamamen yalnızım. Oğuz Sasi'nin YouNow kanalı, Oğuz Sasi'nin Facebook sayfası, Oğuz Sasi'nin YouTube kanalı, Oğuz Sasi'nin Twitch kanalı, Oğuz Sasi'nin Twitter'ı, Oğuz Sasi'nin işte ne bileyim başka ne kaldı unuttum artık. Twitch'i, neyse ne boksa. Instagram'ı. Bundan sonra beraber kimse için bir şey yapmak yok. Biz 350 bin lira para vereceğiz. Ofisler kuracağız, siteler açacağız. O kadar sinir stres yaşayacağız. Bir sürü şey. Hata değil. Bunun hata olduğunu düşünmüyorum ben ya. Ben iyi niyet sadece. Yok hata. Niye hata olsun ya? Ben bu ülkede maddi gücü olup da hem manen gücü olup da bunu yapabilecek bir şey olarak bunu yapabilen belki tek insanım. Yapmış olan. Ama maalesef durumlar bunlar. Yapacak bir şey yok. Bu ülkedeki hiç kimse hiçbir şey hak etmiyor kardeşim. Ben buradan bunu öğrendim. Bundan sonra bu ülke için hiçbir şey yapmam. Zaten mesleki anlamda da yapmıyorum. Haram ediyorum. Bu ülke için hiçbir şey yapmam. Tüm gamerların grubu var. Sen niye böyle düşünüyorsun? Sen niye öyle düşünüyorsun ki? Neyse geçin bu konuları. Sıkıldım ya. Siktir edin. Sayfa daha iyi. Abi şimdi ben Oğuz Sasi diye grup açacağım. Siz orada kalkacaksınız, şey mi paylaşacaksınız? Yani ne paylaşacaksınız ki? Yani ben Oğuz Sasi diye bir grup açtığım zaman ne paylaşacaksınız? Ne paylaşacaksınız yani? Ya bunu Türkiye'de yapan benim zaten. Herkes beni taklit etti yani. Hani ne paylaşabilirsiniz? Yani gidin kendi grubunuzu kurun yani. Hayır. Vallahi o zamanki muhabbetler beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla hani benimle alakası olmayan bir şey. Oyunları seviyoruzun Oğuz Sasi ile ilgisi yok. Bunu anlatamadık insanlara. Sorun buydu zaten. İnsanlar bunu anlamadı. Yine anlamayacaklar emin olun. Yine anlamayacaklar. Bu konuları artık geçin. Bu hayatta bir daha ben grup murup kurmuyorum kardeşim. Çünkü benim dilim bundan çok yandı. Çok kötü bir şekilde lekelendim. Ağzıma sıçıldı. Dolayısıyla bu hayatta yapmayacağım şeyler listesinde ilk birinci sıradadır yani onu söyleyeyim. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ha bir tanesi de evet bu ülkede çalışmaktır. Kar geliyor la o perşembe günü. Kar mı geliyor gelsin bakalım. Selam sana da Göksel. Merhaba. Hepinize merhaba. Prometheus tarzı film öner. Prometheus tarzı film Sunshine'ı önerebilirim. Dini şeylere bağlamıyor kendini, insanlığın başlangıcına falan filan ama önerebilirim yani.
Ben bu şekilde mi yayın yapacağım yani şimdi? Tuvalette bu şekilde domalmış vaziyette. Böyle şimdi 2 saat yayın mı yapacağım size? Şu yayını kapayayım da gideyim adam gibi bilgisayarımın başından açayım yani. Benim ağrıdan. Tıraşımızı olduk tamam işte. Duşumuzu aldık, tıraşımızı olduk. Şimdi ne yapayım ben böyle 3 saat burada tuvalette mi duracağım size? Hadi geliyorum.